insan Allah'a yönelmelidir, Allah'a güvenmelidir, Allah'tan yardım istemelidir ve imanını koruyabilmesi için yine de Allah'a sığınmalıdır. Yine de Allah'a sığınmalıdır. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ. Bazı kimselere Allah Celle Celaluhu mal, mülk, evet, görev, makam, çeşitli nimetler, imkanlar, güzellikler, kolaylıklar, arabalar, apartmanlar verdiği zaman zannediyor ki Allah o kimseyi sevdiğinden dolayı bol bol ona ne veriyor? Mal, mülk veriyor. Halbuki böyle değildir. Bazı kimselere de vermediği zaman Allah beni sevmiyor diyorlar. Yani şimdi zamanımızda kafir olan ülkeler, devletler, güçler, kişiler, İslami olan devletlerden, ülkelerden, kişilerden daha fazla zengindirler. Peki, yani Allah bunları seviyor anlamda mı çıkar? Yok. Onlar nedir? Bizden daha güçlüdürler. Maddi bakımından. Maddi bakımından bizden daha güçlüdürler, daha varlıklıdırlar, daha zengindirler, daha fazla çeşitli imkanlara sahiptirler. Ama nedir? Kafirdirler. Peki, demek ki Allah kafir olan kimselerden razı anlamını mı çıkaracağız? Yok. Onlar çalıştılar ve bu türlü imkanlara sahip oldular. Sen de çalışırsan, sen de nedir? O nimetlere, o imkanlara sahip olursun. Bazı kimseler de rızkı genişletildiği zaman, rızkı bol olduğu zaman, eli biraz para gördüğü zaman, zenginleştiği zaman ne diyor? Şımarıyor, azıyor, ibadetten uzaklaşıyor, kulluk yapmaktan uzaklaşıyor. Kelle innel insane le yatgâ erra'âhu sterne. Biraz zengin olduğu zaman hemen azıyor, şımarıyor ve Allah'ın nimetlerini, Allah'ın rızıklarını kötü yollarda kullanıyor. Kendisine verilen nimetleri, rızıkları, imkanları Allah'ın sevmediği, razı olmadığı yerlerde kullanıyor. Kelle innel insane le yatgâ erra'âhu sterne. Ama iman eden kimse, zengin de olsa, fakir de olsa, yine Allah'a ibadet etmeye ne yapar? Devam eder. Varlıklı olduğu zaman Allah'a şükreder. Düşkün, muhtaç, fakir olduğu zaman da sabreder. İman eden kimselerin özellikleri bundan ibarettir. Veya iman, sabır ve şükürden oluşmaktadır. Bollukla karşılaştığı zaman şükreder. Evet, kıtlıkla, zorlukla, fakirlikle karşılaştığı zaman da sabreder. Bu ancak iman eden kimselerin nedir? Özelliklerindendir. Peki şükredersen ne olur? وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ. Bir kimse Allah'a şükrederse, şükrettiğinden dolayı sevap kazanır, değeri artar. Şükrettiğinden dolayı nimetler artar, rızıklar çoğalır. Yani sen Allah'a şükredersen, yanındaki imkanlar, güzellikler, özellikler, nimetler, rızıklar ne yapar? Artar, çoğalır, bereketlendirilir. Yani bir taraftan yanındaki imkanların artmasını, çoğalmasını şükretmek suretiyle sağlıyorsun,
bir taraftan da şükrettiğinden dolayı Allah'ın katında derecelerin artıyor, sevabın da evet çoğalıyor. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَن۪يٌّ كَر۪يمٌ. Demek ki şükreden kimseler şükrettiklerinden dolayı maddi ve manevi bakımından nedir? Kârlı çıkacak olan kimselerdirler. Evet. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Peki şükür nedir? Kalple yapılan bir ibadet midir? Yoksa dille yapılan bir ibadet midir? Yoksa ellerimizle, gözlerimizle, kulaklarımızla, ayaklarımızla yapılan bir iş midir? Hangisidir? Hepsidir. Evet, aranızda şükreden var mı? Hepimiz inşallah. Neyle şükrediyorsunuz? Nasıl şükrediyorsunuz? Ne zaman şükrediyorsunuz? Bu nerede şükrediyorsunuz? Her zaman şükrediyorsunuz. Bir, nerede? Her yerde şükrediyorsunuz. Nasıl? Nasıl şükrediyorsunuz? Kalbimizle, dilimizle. Kalbimizle. Dilimizle. Evet, güzel. Kalbinizle şükrediyorsunuz. Kalbinizle nasıl şükrediyorsunuz? Evet. Kalbinle nasıl şükrediyorsunuz? Bu sözle. Şimdi diyorsa kalple. Kalple nasıl şükredeyim? İçimizden geldiği gibi şükrediyoruz. Buyur. İçimizden geldiği gibi, canı gönülden geldiği gibi çok şükürler olsun Allah'a diyoruz. Bu da sözledir. Peki şimdi bak, kalple dedik, dille, bir de amelle diyor. Şimdi oraya gelmedi. Kalple. Güzel, yaklaştın. Yanımızda bulunan, yanımızda var olan maddi ve manevi nimetlerin, rızıkların, imkanların, güzelliklerin, özelliklerin evet, sahibi Allah olduğuna inanacaksın, kalbiyle inanacaksın. Ve bunları sana Allah verdiğine nedir? İnanacaksın. Yani bu gözler Allah'ındır, sen yaratmadın. Paranla da satın almadın. Ellerimizle, ayaklarımızla nedir? Sağlığımız da, aklımız da aynıdır. Para vererek mi satın aldık bunları? Hayır. Yok. Bütün bunları bize veren kimdir? Bütün bunların sahibi kimdir? Evet. Bu para benimdir. İstediğim yerde kullanırım. İstediğim yerlerde harcarım. Yok, senin değildir. Bunu yaratan kimdir? Bunu sana nasip eden kimdir? Allah. Bu yaratan bir emanet midir? Emanettir. O zaman emaneti nasıl kullanacağız? Emaneti bize veren nasıl kullanmamızı söylemiş ise o şekilde yapacağız? Kullanacağız. Peki emaneti veren Allah'ın istediği ve gösterdiği bir şekilde kullanmayan kimseler kimde dersiniz? Nankör dersiniz. Başka emanete ihanet eden kimseler dersiniz. Ve bunun yanında da emanete ihanet eden kimseler de hain olan kimselerdirler. Emanete ihanet edenler nedir? Haindirler. Emanete ihanet eden kimselerin de imanı yoktur. La imane limen la emanete la. Emaneti korumayan kimseler imansızdırlar. Evet. Yanımızda emanet, yanında emanet var mı? Nedir? Gözlerin emaneti. Senin yanında? Vücudumuz bir emanettir. Evet, senin yanında? İslam da nedir? Allah'ın bir emanetidir. Çünkü İslam'a girmek suretiyle, Müslüman demekle sen Allah'a söz veriyorsun. Diyorsun ki ey Allah'ım bundan sonra ben ne yapacağım? İslam'a göre yaşayacağım. İslam'a göre çalışacağım. İslam'a göre konuşacağım. İslam'a göre hayatımı sürdüreceğim. Dinim İslam'dır demek bunun anlamı budur. Sen bu sözü söylerken söylemiş olduğun sözü yerine getirmezsen ne etmiş olursun? Emanete ihanet etmiş olursun.